Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adem'in saçlarını usturaya vuracağım. Tabi usturaya vurma sebebimiz ne? Saçlarında çok kepek var, haddinden fazla kepek var. Bu kepeği önlemek için usturaya vuracağız ki bunu siz de eğer ki saçınızda çok kepek varsa belli bir dönemden önce böyle bir şey yapmanız lazım. Şimdi daha fazla muhabbeti uzatmadan isterseniz direkt usturaya başlayalım. Hem zaten siz çıraklara da usturayı da göstermiş olacağım. Şimdi ilk önce şöyle bakın. Hatta bak yakın gir ki. Bak. Arkadaşlar görüyor musunuz bak derileri? Bak bunların hepsi kepek. Acayip bir kepek oldu saçlarında Adem'in. Şimdi hem bunu yapacak. Üstüne de Ketoral şampuan var. Kepek şampuanı. Ondan kullandıracağım ki şu kepeklerden arınabilmesi için. Zaten buralarda daha da fazla belli olur. Şöyle biraz yaklaşsana. Bakın şuraları görüyorsunuz değil mi? Bak hep derileri nasıl kepek kepek. Bunu yapmanız şart. Eğer ki sizde de bu kadar çok fazla kepek varsa bunu yapmak zorundasınız arkadaşlar. Şimdi Adem'e 1-1,5 ay kadar boyunca her haftadan ıstıraya vuracağım saçlarını. Ayrıyeten şampuanı da kullanarak bu kepek musibetinden kurtaracağız inşallah. Adam çok kötü oldum ya. Hayır dediğimden daha fazla. Canın acımıyor değil mi oğlum? Tamam. Bak bu tarafta fazla yoksa diğer tarafta çok daha fazla. Gel gel şöyle yakına gir de. Görüyorsunuz değil mi kepekleri? Bizim Adem'in hatası bu neden olmuş biliyorsunuz mu arkadaşlar? Sürekli şampuan değiştirmesinden. Yani bir ipek, bir hobi, bir işte ne bileyim clear, bir blender. Sürekli bunu yaparsa saçın dengesini ve anatomisini bozmuş. Ve doğal olarak şu an bu saçın bundan başka bir çaresi yok. Yani zeytinyağı kürü var ama o kür şu an fayda etmez bu saça. Zaten bundan sonra herhalde Adem akıllandı bir daha yapmaz gitme geliyor. Sürekli. Siz de eğer sürekli farklı şampuanlar kullanıyorsanız yapmayın. En büyük hata sizin için o olabilir. Onu baştan söyleyeyim. Şöyle makineyle ben güzelce temizledim. Zaten ben Adem'i usturaya vururken iki şekilde vuracağım. İlk önce çıkış yönlerine göre alacağım saçı. Ondan sonra da terse. Terse vurmam lazım. Çünkü bunlardan kurtulabilmesi lazım Adem'in. Adem çok kötü bu oğlum ya. Evet. Şimdi makineye vurduk. Burayı hallettik. Şimdi şöyle bir göstersene. Bakın bu da kepekler görüyorsunuz değil mi? Ne kadar çok. Sakın ama sakın yapmayın. Sürekli şampuan değişimi yapmayın. Farklı farklı şampuanlar yapmayın. Adem sen hemen kalkıver bana şey ayarlasana. Sıcak suyla köpükleri ayarla ben de jileti ayarlayayım. Gençler, beni sevdiğinizi biliyorum. Takip de ediyorsunuz. Ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan
halim.altankingav adı ile. Bu benim şahsi hesabım. Ayrıyetten Salon Halim Kingav Official var. O iş yeri hesabım. Orada saç kesimlerinin fotoğraflarını falan paylaşıyorum, video paylaşıyorum. Bakın jiletle böyle takıyoruz. Bu yeni nesil ustura olduğu için böyle takıp bunu da buradan kapatarak hallediyoruz. Ayrıyetten TikTok'ta da varım. Halim Altan Kingav 1925 adı ile. Efendim Adem. Oğlum onu dur ayarlayacağım. Dikkat et tamam. Onu biliyor musun? Evet. Şimdi gelelim köpüklemeye. Sen bu tarafa geçmen lazım. Şimdi gençler, ben ustura videosu hiç çekmedim galiba. İlk defa çekiyorum. Değil mi adam? Bizde ustura videosu yok galiba. Sakal var. Sakal var da saç yok. Evet. Şimdi güzelce köpürtüyoruz. Ondan sonra şöyle bir damlatın. Biraz sulu olsun. Adem seni biraz yoracağım oğlum. Tamam. Şimdi en başta buradan başlayacaksınız, ortadan. İlk önce buradan tutun. İlk önce yedirmemiz lazım şu an bunu. Köpüğü en başta yedirmemiz lazım. Şuraya değince acımıyor değil mi? Jilet değerse patlar. Jileti ben değdirmem abi. İlk önce güzelce böyle. Köpürtüyoruz. Güzelce yemesi için. Sonra. Şimdi bir daha su. Biraz daha fazla. Ondan sonra şu iki yanlardan sıktırın. Bastırarak. Çünkü biraz yumuşatmanız lazım. Böyle güzelce biraz bunu böyle yedire yedire yapıyoruz. Şimdilik tamam. Evet. Gençler. Tabi buralarda kalanlar var ya. Şunları şöyle bir temizleyin. Burada kalanlar da var. Kulak etrafını güzelce alın. Şimdi. Hangi işleme geliyoruz? Kesmeye. İlk önce keserken. İlk nokta şurası. Böyle gel. Bakın. Şuradan bir çentik atın usturanın arkasıyla. Ayırdınız mı? Buradan itibaren başlıyoruz. Neden? Saç aşağı doğru geliyor çünkü buralar. Bu taraf bu tarafa doğru çıkıyor ama sıkıntı yok böyle çıkmasından. İlk önce aşağı doğru alacağız. Usturayı çok fazla bastırmayacaksınız. Hafif hafif hareketlerle. Çok hızlı gitmenize gerek. Mesela Adem'in kafa yapısı çok düz bir kafa yapısına sahip. Şey yok. Ya arkadaş yemin ediyorum siz güldüğünüzü beni de güldürüyorsunuz ama. Tamam. Şimdi Adem'de hani kafa yapısı düz derken harbiden kafası düzgün. Bazılarının şeydir mesela, çıkıntılıdır kafa derileri. Adem'de öyle değil. Siz keserken falan bu tarz kafa yapılarına dikkat edin. Bu önemli bir şey çünkü. Bir de mesela Adem'in kafa derisinde şey falan da yok. Hani öyle sivilceydi, benli, oydu, buydu. Pardon. Bunları da ha? Yok, onlar dışarı çıkanlar değil. Şimdi orayı aldık mı? Ondan sonra bakın. Bu taraf böyle geliyor ya.
Böyle alıyoruz. Bakın, saçın çıkış yönüne doğru. Böyle geldiği için bu tarafa doğru alıyoruz. Şimdi tekrar şurayı aynı şekilde düz aşağı doğru. Usturayı bir kere deriye değdirdiğiniz zaman ta en aşağıya kadar devam ettirin. Hani şey yapmayın mesela. Şöyle yapıp bazıları böyle yapar. Şöyle böyle. Hani çek vur çek vur yapmayın. Bir kere aldığınız zaman bir kere de aşağı kadar indirin. Bunu sakalda da yapın ama. Bunlar önemli. Şimdi en önemli yerler kulak arkaları. Buraya geldiniz. Usturayı çok fazla dik değil, hafif yatık. Şu pozisyonda, yatık pozisyonda buraya kadar. Ondan sonra ön taraf. Usturanın, jiletin önü. Burayı da böyle. Sonra ne yapacaksınız? Sonra burayı kulağa böyle ayırın. Şu aradan buradaki kalan kılları böylece alabilirsiniz. Şimdi burası da bitti. Ondan sonra ön tarafa gelin. Burayı böyle aldık. Bu taraf da böyle. Ondan sonra gençler usturayı tam tersine alıyoruz. Yani şu pozisyondan bu pozisyona. Bu pozisyonu aldıktan sonra bu şekilde devam edin. Hı? Neden o pozisyon? Nasıl neden o pozisyon? Ne tarafı? Kulak arkalarında mı? Böyle mi? Böyle alırken terse gelir. Bak buradan küt diye keserler. Onu söyle işte. Buradan böyle almaları lazım. O neden işte onu anlat. Anlatıyorsun onu. Ya tamam işte. Sen bana söyle ki ben ona cevap vereyim. Şimdi bu tarafı hallettik. Ayarladık. Sıra geldi buraya. Ondan sonra tekrar düz devam. Yine aynı sistem. Eder tabii canım. Etmez mi? Burayı da böyle alıyoruz. Ondan sonra tekrar ön tarafa gireceğimiz için buradan böyle. Ustura kullanırken saçla sakal arasındaki fark ne? Adem'in dur oğlum. Biliyorum ben orayı. Sen merak etme. Ben orayı biliyorum. Oradaki dur bir saniye. Ondan oradaki sivilceli görüyorum ben seni. Ondan değil. Ben onu çoktan acıtıyor. Deri şeyleri var. Ayırdım ya. Onu. Yara. Hep. Şimdi arkadaşlar tekrar burayı aşağı doğru alıyoruz. Ustura kullanımının saçla sakal arasındaki farkı ne? Saç ve sakal? Farkı var mı? Herhangi bir farkı yok. Şimdi burayı da böyle alıyoruz. Kulak arkalarına geldik. Tekrar dikkat. Burası red alert. Bu nokta red alert gençler. Ayırıyorsunuz. Ve şu şekilde alıyorsunuz. Tekrar kulağı böyle. Şöyle. Ondan sonra bu tarafı da bu şekilde alarak devam. Mesela burada kaldı bak. Mesela şurada kaldı. Bunu ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu sefer bu parmakla ayırıp en önden sadece ucunu kullanarak tek hamlede orayı alabilirsiniz. Bazılarında da şey var. Mesela bazı insanların kulakları hiç oynamaz. Kulakları oynamayan insanlara daha da dikkat edeceksiniz. Dur gülüm, dur Adem'im. Biliyorum. Ben oraya değmemeye çalışıyorum zaten. Değersem çünkü burası patlayacak. Evet, şimdi burayı hallettik. Yanlar bitti. Sıra geldi en üste. Şimdi sıra geldi en üste. En üste ayarlayacağız. Evet gençler, şimdi gelelim üstlere. Bu bölüm terse çıkıyor ya. Şöyle alarak birinci partiyi bu tarafın alacaksınız. Bak şurayı düzenledik. Ondan sonra en öne doğru alacağız saçları.
İlk usturada geriye doğru vurursanız eğer, bu sefer saç derisini kanatabilme ihtimaliniz çok yüksek. İlkini her zaman en öde doğru alacaksınız. Ondan sonra ikincisinde, Adem ey oğlum başını. Fazla da kaldırmıyorum. Usturayı tek seferde en öne kadar geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu aldığım pozisyonda bile hala deriler geliyor. Bak, kepekler de geliyor. Fark. Ay. Herhalde. Zona ben... mı oldu çocuk? Zona değil. Dedi. Abi sıkıntı sürekli da. İşte şey değiştirmekten, sıkıntı. Şampuan değiştirmekten. Sıkıntı da dert de yapıyorsa eğer. O da var. Hepsi. İşte o yüzden zaten vuruyorum ya usturaya. Temizlenmesi lazım, toplanması lazım. Ne zaman, ne kadar sürede toparlanır? Valla en az 1-1,5 ay şimdi Adem'i her hafta, her hafta vuracağım ben onu saçlarını. Vuramam. He? Adem işte onlardan dolayı. İşte stres. Şimdi sıkıntı. Gençler tekrar devam, bak en önden alıyoruz. Arkadan öne doğru. Şeyden, kepekten saç gelmiyor elime. Canı yanar mı bir insanın böyle? Şu an yanıyor. Şu an yanmaz mı? Adem'in yanıyor. Kavar- Hem de öyle böyle yanmıyor. Kavarcık kavarcık abi. Tabii. Tek saç telimi yanılıyor. Eğer ki ben bunun önünde böyle geçmesem bu daha da büyük sıkıntı çıkaracak buna. Kafayı usturaya vurmak için ne zamanları tavsiye edersin? Böyle stresel dönem, mesel, mevsimsel. Ya hayır canım, o saçlarda bir sıkıntı gördük. Eğer ki bu kadar az önce gösterdiğimiz gibi kepek varsa zaten hiç uğraşmasınlar, direkt vursunlar. Ustura şart mı? Ya ustura şart. Bu ölü derileri ve kepekleri temizlemesi lazım. Ustura onların hepsini temizliyor. Anladım. Ondan sonra da belli bir süre bunun bakımını yaptı mı tamam. Şöyle Adem, bir göstereyim. Ya da dur tamam. Şimdi gençler ilk partiyi almış olduk. Şöyle bir göster. Şimdi ikinciyi alacağım. Abi şeyle alsan oldu mu? Ne oğlum? Hayır. Niye? O şu an bizim işimizi görmez Adem. Niye? Bizim işimizi şu an bu görür. Şimdi ikinci perdeyi tam tersi alacağım arkadaşlar. Ne oldu acaba? Hala dokuyor bak. Onu... Tabii onu bak. Kullanırız Adem de. Sağlıklı kafalar için kullanmamız lazım onu. Şu an senin derin sağlıklı deri değil. Ha. Yani o biraz toparlasın kendini. Başkasına da bulaştırırız. Toparladık mı ya? Toparladıktan sonra zaten yaparız oğlum. Şuralar anlasana. Dur şimdi. Sen çık oradan da. Şuraları bir anlat. İşte. Bunlar arkadaşlar hep böyle sinir, stres. Ayrıyeten sürekli şampuan değişikliğinden dolayı oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu eğer ki biraz daha devam etmiş olsa, biz buna önüne geçmesek Adem de zona da çıkar. Saçlarında sedef de yapabilir. Zona ne oldu? O da bir hastalık çeşidi. Bundan daha böyle daha büyükleri. Daha beter. Tabii. Şimdi geliyoruz ikinci partiye. İkinci parti tamamen geriye. Bu biraz canını acıtacak Adem. Haberin olsun. Köpük yapıyor zaten şu an. Köpük yakacak. Dur bakalım. Şimdi gençler. İkinci perdaha geliyoruz. Normalde bunlara perdah dedirebilirsiniz. Eskileriniz varsa içinizde perdah. Şimdilerde perde diyorlar. İkinci perde. Şimdi
Gençler, başlıyoruz. Ama ikinci perdeye geliyoruz ya, jileti değiştirin. Yeni jilet takın. Ne kadar kaliteli de olsa jiletiniz ikincisi önemli. Şimdi bunu da bir değiştirelim. Şöyle takalım. Tamam. Şimdi gençler başlıyoruz ikinci perdeye. Gülüm ilk önce kafanı ver bana geri. Heh. Bakın. En önden. Bak sesi duyuyorsunuzdur. Hala oluyor. Şu bir. Bakın nasıl kanamaya başladı. İşte kepeğin kötü yanları. Bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Biraz kanacak artık. O olacak yani. Ona yapacak bir şey yok şu an. Benim de şu an içim gidiyor. Adem'e pek fazla kıyamıyorum ama. İçin kötü olmasın. Bir şey yok bunda. Bunu ben Adem'in iyiliği için yapıyorum yani. Yapacak bir şey yok bunu. Yoksa bu çocuk daha kötü olacak. Şimdi bundan sonrasını buradan da yandan alarak alıyoruz. Buralara fazla şey yapmanıza gerek yok artık. Buraları zaten aldık. Şöyle bir geçsek. Şimdi bu taraf bitti. Şimdi geliyoruz bu taraflara. Bu üste. En önden alarak geriye doğru usturayı yassı bir şekilde tutarak, dik tutarak değil, yassı şekilde ayarlıyoruz. Dur gülüm. Şimdi bu tarafı da bakın görüyorsunuz değil mi? Derisi nasıl sulandı. Dur hadi. Bu arada sizler nasılsınız? Artık YouTube'da yorumlara yazarsınız. Bana sormak istedikleriniz varsa onları da yazabilirsiniz gençler. Bu arada sizin sayenizde falan ben 2000 kişiye de geçtim ha. 2250 kişiye doğru yaklaşıyorum. Sizler sayesinde hepinizin abone ol tuşuna bastığınız ellerinize kurban olayım. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Bu videoları izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kaç kişi yorum yapmayı, like atmayı, ayrıca kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Tam kaç kişisin? Ne kaç kişi? Toplamda tam kaç vallahi kişi? Valla 2244 mu oldu? 2500'e konfeti patlatacağız. 2500'de mi? Evet. Dükkanda konfeti patlatırız. Patlatırız. Olur. Evet.
Şimdi burası bitti, tamam. Orayı aldım zaten. Orada bir şey kalmadı. Şimdi Adem'in saçını yıkayacağız. Sıra geldi bir su tutmaya. Gençler gördüğünüz gibi şu anlık işlem bitti. Deriyi şöyle bir gösterin. İşte bu en son hali. Bunu 1-1,5 ay içinde ben toparlayacağım. Tabi Adem benim sözümden çıkmazsa eğer, inşallah toparlayacağız. Ondan sonra da yapmayacak inşallah. Sizin de eğer böyle bir... Hayır, soğuk olmaz şu an. Niye? Ilık. Böyle bir saç nasıl yıkanır? Normal, suyu tutacağız zaten. Şimdi göstereceğim onu. Ilık değil mi? Abi biraz da yükseltsen olur mu ya? Sıcak yapma. Sıcak değil zaten. Ya da çok sıcak değil. Şimdi şöyle. Ananiz. Lan. Çok sıcak abi bu. Oğlum ne sıcak, soğuk bu. Sıcak değil ki. Abi sıcak o. Sana öyle geliyor Adem. Vallahi ona öyle geliyor. Buz gibi yap abi şunu. Buz gibi olur mu? Abi bu da şu sıcak. An. Sıcak bu tamam, abi. Tamam az biraz dayanacaksın Adem. Yapacak bir şey yok. Soğuk suyla olmaz şu an. Abi şampuan dök. Ya bir dur. Allah Allah. Kepek şampuanı kullanmayacağız. Tamam abi. Onu zaten aldıracağım sana. Bu şu an ilki. Sen bir işime karışmasana. Allah Allah. Herifin ustası ben miyim? Bu mu benim ustam? Belli değil ya. Dur şimdi. YouTube'cular hepsi zaten bizi biliyor. Sıkıntı yok. Ha? Bir kere zaten. Evet. Yıkamayı da yaptık gençler. YouTube'cu kardeşler. Adem gel. Evet. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Video bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bak. Evet. Adem'in son hali. Nasıl? Şimdilik kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet. Görüşmek bakın üzere. Bir. Bye bye. Baksanıza ikiniz. Bak Adem. Buraya bak abi.